Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta Among Us karakteri nasıl yapılır onu göstereceğim. Karakterimiz bu olacak. Rengi farklı olacak tabii ki. Rengini istediğiniz renk seçebilirsiniz. Karakterimizi ben buraya yapmak istiyorum. Bize lazım olan ilk şey beton. Beton karakterinizin rengini belirleyecek. Bu yüzden betonu istediğiniz renk seçebilirsiniz. Ben burada kırmızısını yaptım, turuncusunu, beyazını. Şimdi de morunu yapacağım. Ve bize lazım olan ilk şey 5'e 3'lük bir blok. 1, 2, 3 ve yanına 5 blok. 1, 2, 3, 4, 5. Öne geliyorum. Önde bir blok bırakıyorum. Buraya kapı koyacağız çünkü. Ve ardından bloklarımı 3 blok yükseltiyorum. 1, 2, 3. Bunu her tarafa yapacağım. Ardından kapı olmasını istediğim yerden 2 blok yukarıya çıkıp burayı da kapatıyorum. Buraya kapı gelecek. Ardından en üstteki bloklarımı bir blok dışarıya taşıyacağım. Bu şekilde. Bir blok dışarıya ve altlarını kapatacağım. Bu şekilde. T gibi bir şekilde elde edeceğim. Bunu her kenara yapacağım. Bu şekilde. Ardından üst tarafa gelip bloklarımızı birer blok kaldırıyoruz. Bu şekilde kaldırdıktan sonra bloklarımızın üzerine 4 blok koyacağız. 1, 2, 3 ve 4. Bunu her tarafa yapacağız. Ön hariç camımızın olması istediği yere sadece kenarlara koyacağız. Onun dışında her kenara yükseltebiliriz. Bu şekilde yükseltiyorum. Yükselttikten sonra cam olan yani gözümüzün olduğu kısmı yapmak için siyah beton alıyorum. Ve siyah betondan bir blok bu şekilde dışarıya çıkartıyorum. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Ardından üst katımızı kapatalım. Yani üstümüzü kapatalım. Uzun olan kısmından kenarlarda bir blok bırakarak koyuyorum bloklarımı ve içeriye çekiyorum. Şekilde. Hiçbir blok üst üste gelmeyecek şekilde burayı kapatacağım. Sadece arkadaki bloklar üst üste geliyor. Bu şekilde. Ardından çantamızı yapabiliriz. Çantamızı yapmak için siyah betonlarla en sağ ve en sol tarafa 2 blok çıkaracağız kenara. 1 ve 2. Bu şekilde. Bunları yaptıktan sonra ortada kalan kısımda karakterimiz hangi renkse o rengin betonuyla kapatacağız. Bu şekilde. Ardından ellerimize fener ekleyebiliriz. Fener ekledikten sonra kapıdan içeri giriyorum ve yerdeki blokları kırıyorum. Buralara meşe tahta koyuyorum. Ve hemen kenarıma ask. Askın üzerine demir eşyalarla dolduralım. Bu şekilde. Ardından kapımızı koyalım. Artık içerideyiz. Merdiven lazım bize yukarıya çıkmak için. Merdiveni alıp yukarıya çıkıyorum. Ve burayı kapatıyorum. Bu şekilde. Ardından meşe tahta alıyorum ve zemini bir blok yükselteceğim. Bu şekilde. Ardından içeriği dizayn etmeye başlayabiliriz. Buraya yatak koyalım. Yatağımızı beyaz seçelim. Sandıklarımızı koyalım. Bu şekilde sandığımızı da koyduk. Ardından ne yapalım? Masa koyalım. Çalışma masamızı koyalım. Fırın koyalım. Fırının gerçekçi gözükmesi için kamp ateşi. Ve daha da gerçekçi gözükmesi için kırık taş duvar alalım. Çalışma masamızı koyuyoruz. Fırınımızı koyuyoruz. Fırınımızın altındaki meşe tahtaları kırıp kamp ateşi koyuyoruz. Ve ardından tekrar kapatıyorum.
Bu şekilde duman çıkıyor. Ve kırık taş duvarla da üzerinden bir baca görüntüsü elde ediyor. Bu şekilde. Ardından kuvars merdiveni alıyorum. Bu dışarıyı daha güzel görmek için kuvars merdiveni alıyorum. Bu şekilde kendimizi yükseltmiş olduk. Burayı da açık mavi boyalı ince camla kapatacağım. Bu şekilde. Ardından buraya tablo ve fener ekleyebiliriz. Tabloyu tabi istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Ama ben burada dik bir tablo tercih etmek istiyorum. O yüzden bu şekilde kenarları kapatıyorum. Ardından ortasına tablo koyuyorum. Sonra buraları kırabilirsiniz. Ve bu köşeye bir fener. Buraya da bir fener ekleyelim. Üst katımız bu şekildeydi. Masa, fırın, yatak ve sandık. Alt kata inelim. Alt katımıza bir fener ekleyebiliriz. Askımızın üzerine. Bu kadardı arkadaşlar. İçimiz ve dışımız. Dışarıdan da bu şekilde gözüküyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazlasını istiyorsanız kanala abone olmayı ve aklınıza geçirdiğiniz her şeyi yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.